Merhabalar sürücü adaylarımız. 2023 Kasım ehliyet sınavı sorularıyla devam edeceğiz. Ehliyet Hocam kanalına her biriniz ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Her yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Yine Instagram'dan ehliyet.hocam adresinden bizleri takip edebilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız kitap soruyor. Kitap için ise değerli arkadaşlarım bu videonun altındaki telefon numaralarından ulaşabileceğiniz gibi yine ehliyet.hocam adresini takip ettikten sonra Instagram'da orada bulunan sipariş hattından ve Shopier mağazamızdan alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanında uygulamamızı soran arkadaşlarım için ise Ehliyet Hocam Ehliyet Sınav Soruları uygulamasını Google Play'den indirebilirsiniz. Yine eğer telefonunuz iPhone ise ehliyethocam.org adresinden çözümlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Günlük olarak buraya da sorular yüklenmekte diyorum. İsterseniz fazla vakit kaybetmeyelim. Hemen şöyle sorularımızla devam edelim. Aşağıdaki durumların hangisinde Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan sürücülere ceza verilmez? Kavşaklara yaklaşırken, sağa veya sola dönerken, bir başka araç tarafından geçilirken, iki yönlü karayolunda öndeki araç geçilirken. Arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkı olacak. Eğer iki yönlü bir karayolunda araç geçiyorsanız hız sınırını aşsanız bile ceza yemezsiniz diyelim ve devam edelim. Saatte 130 km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? 60 metre, 80 metre, 65 metre, 30 metre şıklarda verilmiş. Değerli arkadaşlarım, böyle sorularda yapmanız gerekeni daha önce de anlatmıştım. Tekrar anlatalım. Nerede o kutsal kalemim benim? Evet. Şimdi arkadaşlar burada baktığınız zaman 130 km verilmiş değil mi? Yapmanız gereken şey, önce doğru cevabı vereyim beklemek geçmek isteyenler için. Doğru cevap C şıkkı 65 arkadaşlar. Nasıl buluyoruz 65'i? 130'u arkadaşlar bölüyoruz kaça? 2'ye. Devamlı bize verilen kilometreyi 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Devamlı bize verilen kilometreyi 2'ye bölüyoruz. Eğer burası 30 verilmiş olsaydı ne olacaktı? 30 2'ye bölecektik. Kaç çıkacaktı? 15 çıkacaktı. Böyle kafanızdan türetebilirsiniz. Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır? Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde, yerleşim yeri içinde, kavşaklarda ve bağlantı yollarında 5 metre mesafe içerisinde. Belirtilen yerlerden hangisinde aşağıdakilerden hangisi yasaktır demiş. Durmak, duraklamak, hızını arttırmak, vites değiştirmek şıklar da verilmiş. Doğru cevabımız tabii ki de duraklamak olacak arkadaşlar. Bir kişi buralarda durabilir. Ne, durmak ne demekti arkadaşlar? Bir polis sizi buralarda durdurabilir yani. Yani zorunlu olaraktan durdurulduğumuz zaman biz buna durmak diyoruz. Duraklama neydi? Yolcu indirip bindirme, ondan sonra yük indirip bindirme, keyfi, canın sıkıldı bir durdun. Bunların hepsi duraklamadır arkadaşlar. Vitesinizi azaltabilirsiniz, değiştirebilirsiniz ya da hızınızı azaltıp indirebilirsiniz. Ama kesinlikle keyfi bir duraklama buralarda yapılamaz. Aşağıdakilerden hangisi 3. derecede yanıkların bir göstergesidir? Derinin kuru ve ağrılı olması, kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması, yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması, deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması olacaktır. 3. derece yanıklar en tehlikeli yanıklardır. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Araçta elektrikli koltuk sisteminin olduğunu, yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını, emniyet kemerinin takılı olmadığını, hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu.
Arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkı olacak. Emniyet kemerinin takılı olmadığını bize bildirir. Hatta bununla beraber uyarı sesi olaraktan bip sesi aralıklarla ve değişik tonlarda söyleyecektir bize. Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır diye bir sorumuz gelmiş. Hidrolik yağı, sadece hava, sadece yakıt, yakıt hava karışımı diye gelmiş. Arkadaşlar dizel motorlar ve benzinli motorların arasındaki farkı Instagram hesabımızdan da yine paylaştım, orada da görebilirsiniz. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Yakıt hava karışımı olacak. Biliyorsunuz dizel motorlarda sadece yakıt emilir ve üzerine sıcak hava püskürterek ateşleme yapılır. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir? Polen filtresinin, fren hidroliğinin, araç lastiklerinin, soğutma suyunun. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Polen filtresinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Diğerlerinin ise böyle bir durum söz konusu değildir. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Aracın maksimum hızının artmasına, lastiklerin daha çabuk aşınmasına, fren sisteminin arızalanmasına, yakıt tüketiminin azalmasına. Arkadaşlar burada bir numaralı sebep tabii ki de lastiklerin daha çabuk aşınması olacak. Çünkü kış aylarında yumuşaklığını koruyan lastikler yaz aylarında daha da yumuşayacak. Bu da daha fazla sarfiyat sağlayacaktır. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parça hangisidir demiş. Alternatör, fan motoru, marş motoru ve silecek motoru şıklarda verilmiş. Arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki de marş motorudur. Diğerlerine gelince şu üçlü boruların birleşmiş olduğu şu şey manifolddur. Egzoz manifolddur arkadaşlar. Bir de emme manifoldumuz var. O tam terste motorun üstünden geliyor. Şurada görmüş olduğunuz şu parça alternatördür. Şu da arkadaşlar fandır. Neyin fanı? Bizim aracımızın işte o radyatör fanı dediğimiz. Şurada altta ne bulunuyor? Bakın şurada bir metal var, yarısı gözüküyor. Bu da karter oluyor arkadaşlar. Yani yağımıza depoluk eden kısım. Aşağıdakilerden hangisindeki arıza sinyal lambalarının yanmasına sebep olur demiş. Hangisindeki arızayı sormuş. Dispiratördeki, marş motorundaki, bujilerdeki, flaşördeki. Doğru cevabımız tabii ki de D şıkkı demiş arkadaşlar. Yanmamasına sebep olacaktır. Soruyu yanlış okumuşum. Ben de dedim bu ne alaka dedim. Soruyu tekrardan okumak gerekirse aşağıdakilerden hangisindeki arıza sinyal lambalarının yanmamasına sebep olacaktır? Bizim aracımızda flaşör var arkadaşlar. Hani bu sinyalinizin yanıp sönmesi var ya, onları sağlayan sistem flaşör diyebiliriz biz orada. Küçük bir parça tik tak tik tak tik tak diye o bozulduğu zaman otomatik olarak da flaşlar şeyler yani sinyal lambaları ve dörtlüler yanıp sönme yapmayacak. Ya sadece yanacak ya da tamamıyla yanmayacaktır. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt depodaki yakıtın bitmesi sonucu meydana gelir? Hava filtresinin kirlenmesi, yakıt deposunun delinmesi, yakıt sisteminin hava yapması, depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi. Arkadaşlar doğru cevabımız evet. C şıkkı yakıt sisteminin hava yapması olacak. Dizel motorlar. Artık yeni motorlarda tabii bunu göremiyoruz fazla. Neden? Çünkü artık yeni motorlar otomatik olarak pompalı dizaynla donatılmış, hava yapmıyor. Ona göre bir sistem yapılmış. Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir. Evet, şıklarımız verilmiş. Arkadaşlar doğru cevabımız evet. Akü işareti olan bu olacak. Diğerlerine baktığımız zaman bu arka cam rezonansının açık olduğunu, bu mavi olarak yanar ve uzun farların açık olduğunu, bu ise arkadaşlar bizlere sola dönüş lambasının açık olduğunu yani sinyalimizin açık olduğunu bize bildiriyor.
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? Azami hız sınırını, taşıt giremeyeceğini, geçme yasağı sonunu, hız sınırlaması sonunu. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Azami hız sınırını bizlere bildirir ve bu bölgedeki hızın 50 km'nin üstüne çıkılamayacağını söyler. Şekline göre araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Sola dönüş yapması, sağa dönüş yapması, aynı yönde seyir etmesi, kavşağa yaklaşırken hızını azaltması. Doğru cevabımız, evet doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Burada neye dikkat etmeniz gerekiyor? Kesinlikle yoldaki arkadaşlar levhalara dikkat etmeniz gerekiyor. 1. Karşı yöne gitmeye çalışsa zaten karşı yönün ters yön olduğunu söylüyor. O yüzden aynı yönde seyir edemez arkadaşlar. Zaten burada yanındaki tabelada da mecburi yönün sağ ve sola olduğunu ne yapmış? Söylemiş. Mavi bir tabela olacak arkadaşlar. Siyah beyaz olduğu için siyah beyaz gözüküyor. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir demiş. Şerit, banket, geçiş yolu ve bağlantı yolu şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı geçiş yolu olacak arkadaşlar. Yine şerit, banket, geçiş yolu ve bağlantının tanımları ile ilgili Instagram hesabımızı ziyaret edebilir ve buradaki tanımlamalardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir? Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3 şıklarda verilmiş. Arkadaşlar burada benim arkadaşlarım devamlı şaşırır. Ben de onları damdan aşağı itmeyi düşünüyorum şaşırdıkları için. Böyle baş aşağı biraz sarkıtıp kan gitmesi için. Doğru cevabımız B şıkkı 1 ve 2 olacak. 3'te ise yavaşlama uyarı çizgileri vardır. Ve dikkat ediyorsanız zaten yolla uzanış şekli paralel. Yola paralel bir biçimde uzanmış çizgiler ileriye doğru yatay şekilde. Arkadaşlar böyle durumlarda herhalde yaya yola gidemez değil mi? Ne yapması lazım? Karşıya geçmesi lazım. Yaya geçidinin amacı budur arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılır? Arkadan çarpma, kırmızı ışıkta geçme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama. Şıklarda ise 1-2, 1-3, 2-3, 1-2 ve 3 verilmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız tabii ki de D şıkkı. Bunların hepsi arkadaşlar bir asli kusur sayılır. Şimdi şurada bir sıkıntı çıkıyor arkadaşlarımıza genelde. Hocam aniden durdu önümdeki araç, ben de çarpmak zorunda kaldım. Yine asli kusurlu muyum? Evet, asli kusurlusun, zira devlet diyor sana kardeşim takip mesafesini ayarlasaydın bu olmazdı diyor arkadaşlar. Şekildeki trafik tanzim işareti kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir? Yükseklik, uzunluk, genişlik, ağırlık şıklarda verilmiş. Arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki de ne olacak? Yükseklik olacak. Eğer şu oklar var ya hani şunlar. Şunlar. Eğer bu oklar kenarlarda olsaydı şuralarda, o zaman genişlikle ilgili 3,5 metreden geniş araçlarla ilgili olmuş olurdu. Ağırlık olsaydı T işareti olurdu. Yani ton vesaire söylemiş olurdu. Uzunlukta ise genelde bu bir şu şekilde bir kamyonet verilir ve 10 metre işte 9 metre diye yazılır arkadaşlar. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir? Yaya geçidi, bisiklet yolu, bölünmüş yol başlangıcı, trafiği hızlandırma işareti. Doğru cevabımız C şıkkı, bölünmüş yolun buradan itibaren başladığını bildiriyor. Bakın arkadaşlar şu oklar da zaten artık buradan itibaren ayrılmış bir yön trafiği olduğunu gösteriyor bizlere. Hangisi iç kanama belirtilerinden değildir? Bulantı ve kusma olması, reflekslerin güçlü olması, derinin soğuk ve nemli olması, kulak veya ağızdan kan gelmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Reflekslerin güçlü olması iç kanama belirtilerinden değildir arkadaşlar.
kalp atımları anlamayan yetişkin bir insana şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajına göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır? 1 santim, 2 santim, 5 santim ve 6 santim şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar genelde 5 santim yanına 4 verilir. 4-5 santim aralığında diyebiliriz o yüzden, tamam mı? 4-5 santim aralığında diyebiliriz. Ama 4 yoksa 5'i baz almanızı tavsiye ederim. Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma işaretidir? Evet, bizlere trafiği yavaşlatma işaretini sormuş arkadaşlar. Doğru cevabımız tabii ki de bu olacak arkadaşlar. Kendisi el hareketiyle aşağı doğru indir kaldır yaparaktan trafiği yavaşlatma işarettir. Burada da trafik polisinin diğer işaretlerini görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da bakabilirsiniz diyelim. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır? A 1 2 3, B 2 3 1, C 3 2 1, D 3 1 2. Değerli arkadaşlarım, doğru cevabımız evet B şıkkı 3 2 3 1 şeklinde demiş. Bakalım doğru mu? Tabii soruyu bir de teyit etmek gerekiyor. Şu kutsal kalem öncelikle elime alayım. Değerli arkadaşlarım, buraya baktığımız zaman şimdi kontrolsüz bir kavşakta geçiş önceliği öncelikle hangisinde demiş? Şunlara demiştik değil mi? Eğer kavşak kontrolsüz olsaydı önce en son motorsuz taşıtlar. Ondan sonra eğer traktör veyahut da iş makinesi varsa bunlar en son geçer dedik. Değil mi? Bu şekilde sıralamıştık. Şimdi kontrollü kavşakta işler biraz daha acayip arkadaşlar. Neden? Çünkü kontrollü kavşakta zaten her şeyin yönü bellidir. Bakın kontrollü kavşak olduğunu nereden anlayacağız? Bakın levhalar var. Ve levhalara göre burada bulunan yollar ana yol, bir numaralı aracın bulunduğu yol ise tali yoldur. Ve bir numaralı araca her ne olursa olsun, affedersiniz, buradan eşek bile geçiyor olsa şu levha diyor ki yol ver. Arkadaşlar o yüzden bakıyoruz geriye 3 ve 2 numaralı araçlarımıza. Şimdi 3 mü geçecek 2 mi geçecek? Burada şuna giriyoruz hemen. Dönüş yapan araçlar en son geçer. O halde öncelikle 2 numaralı araç yoluna devam edecek. Daha sonra 3 numaralı dönüş yapan araç geçecek. En son tali yolda bulunan 1 numaralı araç geçecek. Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırmalıdır? Sırt üstü sert bir zemine, yüz üstü sert bir zemine, sırt üstü yumuşak bir zemine, yüz üstü yumuşak bir zemine. Evet arkadaşlar, doğru cevabımız A şıkkı olacak. Sırt üstü sert bir zemine yatırıyoruz ve 5 santim ile 4 santim arasında baskı uygulayarak kalp masajımızı yapıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır? Temiz bir bezle yapılan tamponun buruna yerleştirilmesi, çeneyi göz üstten uzaklaştırarak başın geriye doğru dikilmesi, burun üzerine ve enseye buz konulması, yüzün soğuk ve soğuk su ile yıkanması. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Çeneyi göğüse yaklaştıracağız arkadaşlar. Kesinlikle geriye çekmeyeceğiz. Zira yaptığımız zaman burun hava kan hava yoluna ve aşağıya mideye doğru akacaktır. Bu da bizim istemediğimiz bir durumdur. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir demiş. Dur, durak, devam et ve dikkat şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Durak olacak arkadaşlar. Zaten bunu bilemeyeni dövüyorlar, okşuyorlar, pamuğu tıkıyorlar, sonra da doğru cenazeye. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir? Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi, genellikle göğüs ortasında başlaması, dinlenmekle geçmemesi, uzun süreli olması. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Genellikle göğüs ortasında başlaması olacak. Resimde uygulanması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekneye ne ad verilir?
İtfaiyeci yöntemi, rentek manevrası, sürükleme yöntemi, Hemlik manevrası şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız arkadaşlar rentek manevrası olacaktır. Baş, boyun, gövde hizasında tutularaktan düz bir hizada tutuluyor ve tıpkı bir ağacın devrilmesi gibi yaralıyı kendimize doğru deviriyoruz ve araçtan çıkartıyoruz arkadaşlar. İtfaiyeci yönteminde genelde böyle yüksek bir yerden aracı merdivenden falan indiriyorsak kişiyi omuzumuza alıyoruz. Omuzlu taşıma yöntemi de denir buna. Alıyoruz. Bir elimiz boşta kalacak şekilde tutunarak indirebiliyoruz. Sürükleme yöntemi elden, kollardan veyahut da pardon omuzdan veyahut da ayaktan olmak üzere ikiye ayrılır. Bunların şöyle görsellerini vereyim ben size. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ifaycı yöntemi şu şekilde omuzda taşıma yöntemi diyoruz. Bakın bir elimiz nasıl bir kolumuz boşta. Böylece ne yapacağız arkadaşlar? Kolaylıkla bir yerlere tutunarak bir yerden inebileceğiz. Merdiven gibi yüksek yerlerden. Sürükleme yöntemi ayak bileğinden tutarak veyahut da omuzdan koltuk altından tutarak yapılır. Bu tutma sırasında sürükleme yöntemi sırasında hastanın elleri bakın nereye sokulmuş görüyorsunuz değil mi? Kemere tutturulmuş bakın burada da aynı şekilde. Hemlik manevrasında ise genelde tam tıkanmalarda yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Derhal şu kollarımızı göğüs kemiklerinin bittiği noktaya birleştiriyor ve hızlı biçimde çekiyoruz. Böylece diyaframa uygulamış olduğumuz basınç sayesinde hop diye ağzından lokmayı ne yapıyoruz? Dışarıya fışkırtıyoruz. Holger-Nielsen yöntemi fazla bilinmeyen bir yöntemdir. Bu yöntemde genelde ağız ve burun bölgesinde kanamalı yaralanmalarda kullanılır. Gördüğünüz gibi hastanın elleri göğüs bölgesinde birleştirerek sırt üstü yatırılır ve pardon sırt üstü demişim yüz üstü yatırılır ve omuzdan bastırılır. Omuzdan bastırıldığı zaman da gitme dur. Bak biz burada ders işliyoruz. Şu kutsal kalemi bir daha açayım ben. Omuzdan bastırıldığı sırada nefes verilir. Çekildiği zaman da arkadaşlar nefes alması sağlanır. Motorun soğuma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Radyatöre ve radyatördeki su kartere, suyu kartere göndermek. Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek. Radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek. Radyatördeki suyu yanma odasına göndermek. Doğru cevabımız B şıkkı radyatördeki suyu su kanallarına göndermek olacak. Güvenli bir sürüş için lastik stiş derinliği en az ne kadar olmalı? Bu sınavlarda sık sık gelen bir sorudur. O yüzden dikkatli olmanızı dilerim. A 1.4 mm, B 1.6 mm, C 2.6 mm, D şıkkı ise 3 mm demiş. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz güvenli dedik. Bir şeyin fazlası da zarardır, azı da zarardır. O halde doğru cevap B şıkkı. Hocam 3 olsa daha iyi tutunmaz mı? Hayır kardeşim. Daha iyi tutunur ama manevra yapmanı ne yapar? Engeller. Evet, resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir? Şok pozisyonu, koma pozisyonu, alt çene pozisyonu, baş çene pozisyonu. Arkadaşlar bu soru da yine sık çıkmaya başladı. Doğru cevabımız tabii ki de B şıkkı koma pozisyonu olacak. Şok pozisyonunda nasıl oluyor arkadaşlar? Hastayı şöyle yatırıyoruz. Şu kafası olarak düşünelim. Ayaklarını 30 santimetre yüksekliğe kaldırıyoruz. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insanda normal nabız kalbin dakikadaki atımı sayısı hangi değerler arasında olmalıdır? 10 ila 20, 40 ila 50, 60 ila 100, 100 ila 120 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı 60 ila 100 olacak arkadaşlar. Bunu da böylece söylemiş olalım. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir. Kırmızı oklu ışık, yaya figürlü yeşil ışık, faslalı yanıp sönen sarı ışık, faslalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Faslalı olarak yanıp sönen sarı ışık. Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir? Sigorta, karbüratör, endüksiyon bobini, marş motoru.
Doğru cevabımız C şıkkı endüksiyon bobini olacak arkadaşlar. Sigorta eriyerek arkadaşlar aracımızın yanmasını engelliyor. Karbüratör benzinli motorlarda bujilerle ateşlenecek olan yakıtı hazırlıyor. Yani hava yakıt karışımını hazırlıyor. Marş motoru ise motorumuza ilk hareketi veriyor. Bizi şaşırtmak için bazen marş motoruyla ilgili olarak aracımıza ilk hareketi verdiği söylenir. Bunun yanlış olduğunu buradan bir kez daha söyleyelim. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir? Yani sabitlenir demek istiyor. Omuz, el, kalça ve göğüs verilmiş arkadaşlar. Yine Instagram hesabımda bu kemiklerle ilgili de bir paylaşımda bulundum. Arkadaşlarım merak edenler varsa girip bakabilirler ehliyet.hocam adresinden. Doğru cevabımız A şıkkı omuz olacak arkadaşlar. Bebeklerde soluk yoluna kaçan herhangi bir cisimin kaçması halinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Yüz aşağı olacak şekilde kol üzerine yatırılır ve kemiklerinin arasına vurulur. Kürek kemiklerinin arasına vurulur diyor. Sert bir yere sırt üstü yatırılır ve boyun üzerine baskı yapılır. Sırt üstü yatırılıp ayakları yükseltilir. Şekerli su içirilir. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Yüz aşağı olacak şekilde kol üzerine yatırılır ve kürek kemiklerinin arasına vurulur. Basit şeyler arkadaşlar. Bunları mutlaka bilin. Normal yaşantıda illa trafik kazasında olacak değil. Normal yaşantıda böyle bir şey olduğu zaman küçük bir bebeğin hayatını kurtarabilirsiniz. Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır demiş. 3 şeritli veya 2 yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi, aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması, geçme dönme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmesi, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi. Doğru cevabımız gayet basit arkadaşlar. Durdurup tekrar okuyabilirsiniz. C şıkkı olacak. Zira mecburi haller dışında şerit değiştirmek sadece magandaların işidir. Böyle insanları da görüyoruz. Onları indireceksin böyle, tamam mı? Alacaksın şöyle uzun bir tane sopa ama dövmeyeceksin. Çünkü dövmek biliyorsunuz ben şiddete teşvik etmiyorum. Onunla o kaşıyacaksın onu. Siz anladınız. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması, kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması, kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması. Arkadaşlar bizim editör yine şıkkın birini yemiş. Ay ay. Evet, hangisi olacak arkadaşlar? Arkadaşlar cevabımız bu 3 şıktan bir tanesi. O yüzden bunun cevabını siz vereceksiniz diyeyim. Ulan vallahi yanlışlıkla verdim var ya. Neyse B olacaktı arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Ah ya orada göstermese size kilitleyecektim bunu. Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi, tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması, olay yerini değerlendirmenin, sağlık personelinin niteliğini kazanmanın, kazazedenin özel yaşamıyla ilgilenmenin, kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Olay yerini değerlendirmenin olacak. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir demiş. yolun iki şeride ayrıldığı, dönel kavşağa yaklaşıldığını, ileri ve sağ mecburi yönü dikkatli ve yavaş seyredilmesi gerektiğini denmiş. Doğru cevabımız C şıkkı ileri ve sağ mecburi yönü bizlere gösterir arkadaşlar. Bu trafik tabelalarıyla ilgili de Allah izin verirse haftaya olabilir. Bir video düşünüyorum ama sadece bu düşünme. Haftaya da olmayabilir. Belki ondan sonra haftaya da olabilir. Yaşlılık çok kötü bir şey biliyorsunuz. Onu diyorum. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir demiş. Evet, siz düşünün durdurup ben doğru cevap veriyorum. Doğru cevabımız evet bu olacak arkadaşlar. Diğerlerine baktığımız zaman kutsal kalemi tekrar elime aldığım zaman açılıp kapanan köprüye yaklaşıldığını bildirir. Kaygan yol olduğunu bildirir. Takip mesafesini arttırmak.
gevşek şev olduğunu bildirir arkadaşlar. Şev neydi? Yolun kenarı işte. Karayollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? Trafik görevlisine haber verilmesi, motor çalışır halde farların yakılması, aracın başında gözcü bulundurulması, motorun durdurulup el freninin çekilmesi. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Motorun durdurulup el freninin çekilmesi olacak. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir? Şok, burkulma, kalp durması, kulak çınlaması. Doğru cevabımız A şıkkı şok olacak arkadaşlar. Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır? A yalnız 3, 1 ve 2, 2 ve 3, 2, 3 ve 4 şıklarda verilmiş. Arkadaşlar tabelaya baktığımız zaman yük taşıyan araçların sollamasının yasak olduğunu bize bildiriyor. O halde doğru cevap C şıkkı, pardon A şıkkı yalnızca 3 olacak. Yani bu kamyon yanlış bir işaret yapmış. Yakında bu pamuğu tıkarlar, o da kurtulur. Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir? Arazi taşıtı, taşıt katarı, kamp taşıtı, umum servis aracı. Bu da yine arkadaşlarımızın çok şaşırdığı sorulardan bir tanesi. Taşıt katarı olacak arkadaşlar. Hani böyle römorkları arka arkaya bağlıyorlar ya, işte ona taşıt katarı diyorlar. Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir? Özel amaçlı taşıt, kamp taşıtı, minibüs, otobüs. Doğru cevabımız C şıkkı minibüs olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın A, B, C, C aşamalarından değildir demiş. Kazazede nefes alabiliyor mu? Kazazede kalp atımı normal mi? Kazazede nabız sayısı normal mi? Kazazede de kızarıklık var mı demiş. Doğru cevabımız D şıkkı. Kazazede kızarıklık var mı diye bir soru aptalca olur arkadaşlar. Resimde görülen ilk yardım uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez demiş. Uzuv kopması varsa, baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli ise, çok sayıda kazazedenin bulunduğu ortamda tek ilk yardımcı varsa, kanaması durdurulamayan kazazede 3 koşulda da bir yere taşınacaksa. Doğru cevap tabii ki de B şıkkı olacak. Turnike uygulaması arkadaşlar, resimde gördüğümüz ve kesinlikle kanamaları durdurmak için baskı uygulamak yeterliyse ekstra bir baskı uygulamak gerekmez. Diyelim devam edelim. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir demiş. Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez. Dingil başına 6 tondan fazla taşıt giremez. 6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez. 6 tondan fazla parlayıcı veyahut da patlayıcı madde taşıyan araç giremez. Doğru cevabımız evet. B şıkkı 6 tondan fazla, bu bir gabari sınırlamasıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir demiş. El freniyle tespit etmesi, eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi, eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması, D şıkkı ise aracın terk edilmesi halinde camların açık bırakılması olacak. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Aracın terk edilmesi halinde camların açık bırakılması alınacak tedbirlerden değildir. Bu son sorumuzdu. Umarım faydalı video olmuştur. Seviliyorsunuz. Sınavınızda başarılar dileriz arkadaşlar.